TEM şube nezaretinde gözaltında bulunduğum ilk günden son güne kadar birisi beni nezarette alırken toplamda 4 kişi olmak üzere şube içerisinde bulunduğum sırada kafama çuval geçirmek suretiyle beni darp ettiler. TEM şube içerisinde bulunan yangın merdivenlerinden beni aşağıya indirerek bir araca bindirip gözaltında bulunduğum süre içerisinde beni ormanda ıssız bir alana götürdüler. Burada beni soyarak fiziki darp ettiler. Soyarak. Eşime ve 4 yaşındaki kız çocuğuma ağza alınmayacak küfürler, iğrenç kelimeler söylediler. Kafama silah dayayarak silahın namlusuyla kafama birkaç kez vurdular ve kulağımın hemen yanından ateş ettiler. Şöyle. Nokta nokta bölgesinde eylem yapma, bomba patlatma gibi eylemleri zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Bundan sonra gözaltında bulunduğum süre içerisinde 2 defa doktor raporu almak üzere gittiğim zaman hastaneye vücudumda bulunan darp izlerine rağmen görevli olan doktor yanımda bulunan polislerin yönlendirmesiyle benimle ilgilenmedi. Darp raporunu da hazırlamadı. Yani böyle diyor S.D. TCK madde 94 ve yani Orta Doğu, Türkiye, Mersin falan, Tarsus, Ashab-ı Kehf, mağaranın arkadaşları, mağara arkadaşları. Öyle diyor. Silifke, Erdemli, Mezitli, Gülnar yahut Anamur. IŞİD'in, DAEŞ'in Anamur emiri mesela. Yahut Atatürk evi. Hristiyan ile Müslümanın yan yana kıyameti beklediği bir Doğu Akdeniz mezarlığı. Nasıl tarif edeyim ben? Yani. Yahut söz gümüşse sukut altındır. Veyahut Ahmet Haşim. O belde. Yani en güzeli bu. Yani bunun dışında artık susmak gerekir. Yahut şiir okumak gerekir. Niye? Çünkü TCK, CMK, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu yahut turuncu listedeki terörist, gri liste veyahut human dignity, eşref-i mahlukat, insan onuru. Yani bunları nasıl anlamlandıracağım bugün? Gerçekten tuhaf hissediyorum. Baktığımızda tercihim Ahmet Haşim olacak. Ahmet Haşim o belde. Denizlerden esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen melali hasreti gurbetle ufku şama bakan bu gözlerinle bu hüznünle sen ne dilbersin? Ne ben, ne sen, ne de hüsnünde toplanan bu mesa, ne de alamı fikre bir mersa olan bu mai deniz. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Sana yalnız ince bir taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer. Bu rezil iştiha, bu kirli nazar bulamaz sende, bende bir mana diyor Ahmet Haşim. Diyorlar onlarla uğraşma sen. İşte işkenceymiş, kötü muameleymiş,
şey diyorlar, kamu otoritesinin sapıcı, CMK'dan falan çıkıcı davranışları. Bunlar diyorlar boş ver. Sen neyle uğraş? Sen onun yerine mesela abdesti bozan şeylerle uğraş. Nedir mesela? Fitil gusül abdestini bozar mı? Fitil. Yahut diyorlar, şimdi Ashab-ı Kehf var ya, bu mağara arkadaşlarının köpeklerinin adı neydi? Köpekleri. İşte Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, bunların sakalı kaç santimdi? Hazreti Musa Kızıldeniz'i yararken asayı hangi eliyle tutuyordu? Merhaba mı yoksa selamünaleyküm mu faziletlidir? Böyle acayip şeylerle uğraşmamızı istiyorlar. İşte motor sesleriyle. Mesela dizel mi benzinli mi? 1.3 mü 1.6 mı? Bu tarz. Neyse, bir gün temel ile dursun. Doğu Akdeniz şehirlerinden bir şehirde yürürlerken, bulutlara, yıldızlara, güneşe bakarlarken CMK ve TCK meseleleri konuşmaya başlamışlar. Yandan da Suriyeliler geçiyormuş. Demiş ki Dursun, CMK'ya göre göz altında olan bir terör örgütü üyeliği şüphelisi, şundan şüpheli olan bir kişi, avukatı gelmeden, avukat huzurunda olmaksızın, polislerle ön görüşme adı altında beyan verse, bu beyanlarını kolluk delil olarak kullanabilir mi? Ve bu beyanları savcıya daha ifade vermeden gönderebilir mi? Temel tabi böyle şey olunca şaşırmış. Nasıl ya demiş. Avukat olmadan demiş, ön görüşme adı altında demiş, İfade mi alınır? Böyle bir saçmalık mı var? Tabi Dursun'un arkadaşı Ahmet demiş ki, ya burada Türk polisi maddi gerçeği araştırıyor. Bunlar da zaten demiş terörist. Biz demiş şimdi bu usullerle, zaman yönetimi sorunlarıyla falan mı uğraşalım? Bizim amacımız Doğu Akdeniz'i korumak. Onun dışında demiş başka bizim bir amacımız olamaz. Tabi Temel de böyle olunca şaşırmış. Böyle gökyüzüne falan bakmaya çalışmış. Yıldızlara demiş, nasıl olur ya? Ağlamak istiyorum. Bir de demiş asil Türk milletinin üyelerine demiş, nasıl böyle şey yapabilirler Karadenizlilere? Tamam demiş, biz Doğu Akdeniz'e geldik, yürüyoruz ama demiş, yani nasıl olur demiş bu demiş ya. Trafik var demiş, akıyor. İnsanlar vergilendirilmiş kadar kutsaldır. Dili dönmemiş artık yani, yorulmuş. Temel demiş, çok yorgunum. Acaba demiş ne yapsak? Nasıl yapsak demiş ya, bir çözüm bulmalıyız. Bu Orta Doğu'da bu demiş CMK demiş tuhaflıklarına bir çözüm bulmalıyız. Çok düşünmüş, sıkılmış. Yani artık anlatım bozuklukları yapmaya başlamış yani. Gözleri artık sağa sola kaymış. Aklına devlet gelmiş. Bahçeler gelmiş, bağlar gelmiş. Böyle bakmış gökyüzüne, işte Orta Doğu'ya bakmış. Orta Doğu'nun en yüksek yerlerine bakmış. Hukuk devletine bakmış, insan haklarına bakmış. Çok bakmış. Allah'ım demiş, Allah'ım. Mersin diye bir şehrin var ya senin. Orta Doğu diye bir coğrafya var ya. Bu Orta Doğu'da demiş, ahlak demiş, hukuk, insan krizi var ya. Evet evet demiş Dursun. Var, hepsi var. Ne yapılmalı yani? Ne yapalım? Böyle mi gelsin, böyle mi gitsin? Her şey bu şekilde mi devam etsin? Evet demiş, var, hepsi var. Hatta demiş, Mersin'de demiş, bir zamanlar demiş, Orta Doğu'nun demiş, en yüksek bir binası var demiş. Bir binası var. Hatta demiş, bu Türkiye'nin en yüksek yeri olmakla bir ara övünen bir şeymiş. Ama şu an demiş, önünde Suriyeliler dondurma yiyor. Tuhaf. Evet demiş, CMK'yı ayakların altına alarak, TCK'nın anasını ağlatarak, madde 94'ü hiç umursamadan demiş, işkence yapan, kötü muamele yapan demiş, insanların demiş,
Bu bina, bu gökdelen şöyle güzel bir şekilde demiş, abdesti bozmadan demiş bir yerlerine girsin. Çok hoş değil mi? Böyle bir temel ve dursun fıkrasıyla Doğu Akdeniz yolculuğumuzu, tabi tam Doğu Akdeniz sayılmaz ama Orta Doğu diyelim, hukukundan ahlakına, insanından insan onuruna kadar, gökdelenine kadar, hatta bakın şu gökdelenine kadar, tuhaf olan bu asil Türk milletinin kutsal topraklarından hepinize selam ediyoruz. İlimle, bilimle, ahlakla, hukukla, kalamadığınız CMK'yla ve sözde terörle mücadeleyle kalın diyorum. Orta Doğu'dan, pardon Doğu Akdeniz'den bu harika Ashab-ı Keyf, ayet gibi şehirden hepinize selam ediyorum.